Şimdi IŞİD gibi barbar bir terör örgütünün yapmış olduğu katliam Türkiye halkının kardeşliğine vurulmuş bir darbedir aslında. Türkiye'de bir kara lekedir. Aslında bu 33 düş yolcusunun katliamını gerçekleştiren, dahiliyeti olan herkesin bu dosyada yargılanması lazım. Dosyada sadece bir tutuklu bulunuyordu ve mahkeme önüne hiçbir zaman getirilmeyen bir Yakup Şahin vardı. Sanık sandalyeleri boştu. Yani önümüze getirdiğimiz bütün sanıklar, şüpheli olanlar, duruşma aşamasında dinlenilen tanıklar aslında dosyada sanık olması gereken, yargılanması gereken kişilerdi. Dosya içerisine baktığınız zaman Suruç katliamını gerçekleştirenler ve ihmali olanlar, kasıtlı davranışta gösteren yetkililer de dahil olmak üzere hepsinin yargılanması gerekir. Suruç katliamına en son dosyaya son duruşmadan sonra gelen bir idari soruşturma raporu var. Suruç katliamını gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün katliamdan 2 saat önce GBT kaydının sorgulandığı. Yani bu da şunu gösteriyor, Suruç gibi bir emniyetinin Şeyh Abdurrahman Alagöz'ü araştırması, arkasından katliamın gerçekleştirilmesi. Bu dosyadaki aslında bir kısım kişiler tarafından, yetkililer tarafından Suruç'ta katliam yapılacağının bilgisi anlamına geliyor. Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun Suruç katliamı ve Ankara katliamına ilişkin bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar, kimse dışarı çıkmaz diye konjonktür gereği bir söylediği söz vardı. Buna ilişkin suç duyurusunda bulunduk. Tabii o dönem karanlık bir dönem ve Türkiye'deki en yetkili ağız, o dönemin en yetkili kişisi, başbakanı olan biri bu konu hakkında bilgisi olduğunu beyan eder şekilde bir açıklama bulundu. Yani eğer gerçekten bu dosyanın faillerinin, gerçek faillerinin, suçluların ortaya çıkılması istenirse Ahmet Davutoğlu'nun bu dosyada dinlenilmesi, hatta dahiliyeti varsa yargılanması gerekir. Ama biz Ankara dosyasında da, Suruç dava dosyasında da talepte bulunmamıza rağmen taleplerimiz reddedildi. Yani en basit örneği zaten sembolik olarak da mahkemenin bakış açısı ve yargılamanın nasıl olduğunu söylemek açısından bir tek tutuklu sanık bile sanık sandalyesinde oturamadı taleplerimize rağmen. Aslında bu 8 yıllık davanın bir özeti aslında. Eğer bir gerçek yargılama olsaydı, bizim bütün taleplerimiz kabul edilmiş olsaydı, bu dosyada yargılanması gereken birçok kişi şu anda ceza almış olacaktı. Ancak biz taleplerde bulundukça mahkeme heyetleri, savcılık soruşturma dosyasında taleplerimiz, bütün taleplerimiz reddedildi. Eğer aslında hukuktan bahsetmek gerekirse burada bir adil yargılanma olmadığını görmek açısından her şey ortada aslında.